Yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin yüzü güldü.
diri diri toprağa gömülen kız çocukları hayat buldu. O geldi, evler, sokaklar, şehirler huzur ve güvenle doldu. İlim ve hikmet, şefkat ve merhamet, adalet ve hakkaniyet dünyanın dört bir köşesine yayıldı. Aziz Müslümanlar, Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünde her birimiz şu soruları kendimize soralım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerektiği gibi inanıp en çok onu seviyoruz. Ona hakkıyla itaat edip emanetine sahip çıkıyoruz. Hayatımızı onun sünneti doğrultusunda inşa edip güzel ahlakını kuşanıyor muyuz? Onun yaşlılara karşı saygı ve hürmetini, çocuklara karşı sevgi ve şefkatini, insanlara karşı nezaket ve merhametini taşıyor muyuz? Her daim ahlak, adalet ve faziletin yanında yer alıyor muyuz? Her türlü kötülüğü, şerrin ve bütün batılın karşısında duruyor muyuz? Yüce Rabbimizin övgüyle söz ettiği en hayırlı ümmet olmak için çalışıyor muyuz? Allah Resulü'nün davetini bütün insanlığa ulaştırmak için yeterince gayret gösteriyor muyuz? Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. O halde biz müminlere düşen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla tanımak ve anlamaktır. Dosdoğru yolunda yürümek, sünnetine sımsıkı bağlanmaktır. Gönderiliş gayesini kavramak, örnek hayatını ve onurlu mücadelesini gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyorum. Bu gecenin aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنَّا ذَنْبَلَهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ اَتُوبُ